Merhaba arkadaşlar, Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizinle 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi yurdumuz cevapları sayfa 90-91'i işleyeceğiz. Hazırlık çalışmaları, vatan sevgisini içten duyanlar. Vatan sevgisini içten duyanlar, sıdkı ile çalışır benimseyerek, milletine, ulusuna uyanlar, demez neme lazım neyime gerek. Her ferdin hakkı var, bizimdir vatan. Babamız, dedemiz döktüler alkan. Hudut boylarında can verip yatan, saygıyla anarız şehit diyerek. Olmak istiyorsan dünyada mesut, halka yarayacak bir iş tut. Çalıştır oğlunu, kızını, okut. İnsan olmak için okumak gerek. Vatan bizim, ülke bizim, el bizim. Emin ol ki her çalışan kol bizim. Ay yıldızlı bayrak bizim, mal bizim. Söyle Veysel, öğrenerek, överek. Aşık Veysel Şatıroğlu. 1. Vatan sevgisi sözünden ne anlıyorsunuz? Cevap. Vatan sevgisiyle insanların üzerine doğup büyümüş olduğu ve hayatını geçirmiş olduğu bu topraklar için duymuş olduğu merhamet, sevgi veya duygusu ve bağımlılığını anlıyorum. Vatan sevgisi insanın içerisine duymuş olduğu en büyük sevgilerden bir tanesidir. Bu sevgi sayesinde dedelerimiz ve ninelerimiz büyük fedakarlıklar vermişler ve vatanın kıymetini bildikleri için bizlere bu güzel vatanı bırakmak için canlarını ve mallarını ortaya koymuşlardır. Gerektiğinde insanın canını bile verebildiği vatan sevgisi ne kadar büyük ve değerli olduğunu bizlere böyle göstermektedirler. İnsan vatanı sayesinde hürriyetini, rahatını ve sevdiklerinin güvencini temin eder. İnsan vatanında olmadığı zaman gurbette olan yalnız bir insan gibi olur. Vatanından ayrılmak zorunda kalan insanların ne kadar mağdur olduğunu günümüzde en çok örneklerle görmekteyiz. Vatanımızda yaşamazsak bile orada doğup büyümüş olduğumuz günlere karşı bir vefa duygusuyla hareket etmeli ve vatanımızın sevgisini her şeyden daha üstün tutmalıyız. 2. Şiire göre vatan sevgisini içten duyanlar neler yapmalıdır? Cevap. Şiire göre vatan sevgisini içten duyanlar şunlardır. 1. Gerçek manada çalışmalı. 2. Herkesin haklarına saygılı olmalı. 3. Vatan toprakları için dökülen kanları hatırlamalı ve saygıyla anmalı. 4. Halkın menfaat göreceği bir işle meşgul olmalı. 5. Çocukların çalışmasına ve kızların okumasına destekçi olmalı. 6. Okuyup okutmaya önem göstermeli. Etkinlik. Soru. Şiire göre vatan sevgisini içten duyanlar neler yapmalıdır? Yurt benim için kutsaldır. Çünkü yurdum sayesinde sevdiklerinle güven içerisinde yaşayabiliyor ve haklarımı mağdur olmadan temin edebiliyorum. Yurttaş olmak benim için çok önemlidir. Çünkü yurttaş olmuş olduğum ülkeyi çok seviyorum ve ülkemin bana sağlamış olduğu kolaylıkların farkına varıyorum. Değerlendirme çalışmaları. 1. Bir yerin yurt olabilmesini sağlayan unsurlar nelerdir? Cevap. Vatan, yani yurt, insanların doğup büyüdüğü veya aile kökenlerinin bağlı olduğu, olmuş olduğu yerdir. Maddeler halinde bir yerin yurt olmasını sağlayan unsurlara örnekler. 1. Ortak bir tarihi geçmişin olması, yurt toprakları üzerinde iyi veya kötü geçmiş ortak bir tarihin olması gerekmektedir. 2. Ortak kültürel değerler olan bir dil ve ortak bir bayrak, marş olmalıdır. İnsanların tarihi ortak geçmişlerine göre anlam ve içeren bayrakları, dilleri ve tarihleri olur. 3. Sınırları belli olan ve askeri güçler tarafından korunan hava, kara ve deniz sınırları olması lazımdır. 4. Belirli bir kimsenin boyunduruluğu altında bulunmadan bağımsız olarak yönetilmesi lazımdır. 5. Belirli bir yönetim sistemi tarafından yönetilmemelidir. 6. Bağımsızlığın simgelediği için bayrağı ve marşı olmalıdır. 7. Yurt içerisinde halkın güven içerisinde yaşaması lazımdır. 2. Yurttaş kime denir? Cevap. Yurttaş, yurtları ve yurt duyguları bir olanlardan her biri, virgül, vatandaş manasına gelir.
Yurttaş aynı vatanın vatandaşı olan veya aile kökleri oraya dayandığı için aynı vatanı vatan olarak kabul eden kimselerdir. 3. Haymotlos ve mülteci sözcüklerinin anlamını söyleyiniz. Cevap. Haymatlos, hukuksal bakımından vatanı olmayan hiçbir ülkenin vatandaşı olmayan kişiler için kullanılan bir terimdir. Herhangi bir devlete uyrukluk bağı ile bağlanmayan ve tansız statüsüne sahip olan kişiler için yasal olarak bu tabir kullanılır. Devletler arasındaki toprak kavgası ve savaşlar sebebiyle insanlar yurtsuz kalabilirler. Bu savaşların olması toplumsal ve devlet hayatını alt üst eder. Resmi olarak vatandaş olarak görülmelerine rağmen siyasal baskılar sebebiyle devlet kurumları ile ilişki kuramaz ve bu sınıfa düşebilirler. Mülteci. Irkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti ve veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı bir korkusu olan ve bu yüzden ülkesinden ayrılmak zorunda kalan, korkusu nedeniyle geri dönmeyen, dönemeyen veya dönmek istemeyen kişidir. Mültecilik hukuki bir statüdür. Sonraki konuya hazırlık. Soru. Devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları hakkında araştırma yapınız. Cevap. Devlet kurumları. Kanun ve yönetmeliklere göre faaliyet gösteren çalışanlarının memur olduğu maaşlarının devlet tarafından karşılandığı kurumlardır. Devlet tarafından kurulun yönetilir ve denetlenirler. Masrafları devlete aittir. Toplum düzenini sağlamak için oluşturulmuş yerlerdir. Sivil toplum kuruluşları. İnsanların belirli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönüllü insanlar tarafından kurulan ve yönetimi gönüllüler tarafından yapılan yerlerdir. Devamı gönüllülerin verdikleri maddi ve manevi destekle gerçekleşir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için, forummap.com sitemize aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.